Ameliyata kadar olan süreçte neler yaşadın? Onu bir anlatabilir misin? Nasıl fark ettin? Ergenlik çağına geldiğim zaman regli olmadım. Ondan sonra doktora gittim. Öyle fark ettim. Benim için en sağlıklı olanın hani bağırsak yöntemiyle olanı söylendi. Bunu da plastik cerrahların yapıldığı söylendi. Hacettepe'de hani bu böyle nakil işlemlerinin, doku ameliyatlarının başarılı birinci sırada olduğunu öğrendim. Polikliniğe gittim. Önce asistanlarla görüştüm. Benim durumumu önce hani dinledikten sonra Serdar Nasır hocamızı çağırdılar. Hemen geldi, Allah razı olsun, dinledi, muayene etti. Benim için en uygun yöntemleri anlattı. Ben de kabul ettim. Riskler mesela hani ameliyat sırasında, hani sonrasında hani bir damar tıkanır, yani her şey bir damara bağlı dedi. Hani o damar tıkanırsa, şey olursa, senin çektiğin acılarda bizim hani verdiğimiz emeklerde boşa gider hani dedi. Ben de dedim hani Allah'ın takdiri, yani hiçbir ameliyat, risksiz ameliyat yok dedim. Böyle ameliyattan önce bir form, bu tip işte bilgilendirmeleri Evet, yazan bir form bilgilendirme verdin. formu annemle bana hani imzalamamız gereken, hani önce dedi okuyun, şey yapın. Okuduk. Hani böyle cerrahi girişimlerde, ameliyatlarda hani tehlikeler neler, işte neler gelişebilir, ameliyat öncesi, sonrası, hani o tehlikeleri, şeyleri anlatan bir formu imzaladık annemle. Merak ettiğim yerleri sordum, takıldığım yerleri, yardımcı oldular hani o konularda. Öğrendiğin zaman çevrenin ve ailenin davranışı, tepkisi nasıldı? Nasıl karşıladılar? Hani destek oldular bu sürecimde bana. Peki, magazine gireyim mi biraz? Nasıl? Evlenecek misin? Evlenmek istiyor musun? Evlenmek istiyorum, evet. Tamam. Zaten bu ameliyatı da onun için. Arkadaşın var mı? Evet, var. Peki, evlenmek diye düşündüğün. Var. O ne düşünüyor, biliyor mu? Ona da söyledim, evet. Çünkü hani böyle durumlarda hani gizlilik olmaz yani. Ben her şey hani böyle bir adım atacaksam evliliğe her şeyi bilmesi lazım yani. Eşimin paylaşmak istedim yani. Baştan dedim her şeyi bil. Böyle böyle kabul etti o da. Peki o ne düşünüyor? Nasıl karşıladı sen böyle açık yüreklilikle ona baştan her şeyi söylemişsin? Şimdi ameliyat oldun. Ne düşünüyor? Ya işte bana hani daha çok güven arttı hani böyle şeyleri saklamadığım için hani daha hani takdir etti beni o da. Hani olur dedi, her zaman dedi yanındayım dedi, yanında olmaya çalışacağım dedi. İşte hani desteklerini o da esirgemiyor sağ olsun. Peki bana birazcık ameliyattan sonraki süreçleri anlatır mısın? Ameliyat bitti. Evet, ameliyat bitti. Ondan sonra hani beni yatırmışlar zaten. Takip gerektiren bir şey. Böyle saat başı doktorlarımız hani Allah razı olsun hepsi hani annem uyudu, onlar uyumadı diyebilirim yani. Serdar hocamız hani çok yoğun ilgilendi yani sağ olsun. Her seferinde geldi, bizzat kendisi takibini yaptı yani yataktan kalkana kadar. Hatta hala bile ilgileniyor yani Serdar hocamızdan Allah razı olsun. Bu dünyada ender yapılan bir teknik Evet, olduğunu biliyorsun, değil mi? bana dedi işte Çok az 10 insan kişi var. de Evet. bir bu ameliyatı yapan da sayılı doktorlarımız zaten. Onlardan biri de hani çok başarılı işinde Serdar Nasır hocamız Hacettepe Üniversitesi'nde başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere Hacettepe Üniversitesi'nde ne bu plastik cerrahi bölümünü açanlara, bu hocaları getirenlere, başta ameliyatımı gerçekleştiren Serdar Nasır Hoca olmak üzere ameliyatıma giren bütün doktorlara, hemşirelere, ameliyat sonrası bana yardımcı olan doktorlara, hemşirelere, sağlık görevlilerine, hizmetlilere, hepsine hani bir teşekkürü borç bilirim.